Cümleten selamünaleyküm. Fiat 126 bir sıfırdan toplama çalışmasına devam ediyoruz. Bu bölümde şanzımanı komple sıfırdan toplayacağız. Bir önceki videoda diferansiyeli komple toplamıştık zaten, izleyenler bilir. Bu videoda da beraber videosu olarak şanzımanı komple sıfırdan toplayıp sıfır bir hale getirmiş olacağız. Bütün dişli parçalarıyla beraber. Önceki videoda dediğim gibi üst kapağını ve aks çemberlerini boyadım. Boyalı bir şekilde hazır oldu bunlar. Bunun boyalı çekim videosunu araya koyarım zaten. Şanzıman üst kapağını ve aks kürklerinin çemberlerini boyadık. Kurumasını bekliyoruz. Bunlar kenarda dursun şimdi. Diferansiyeli de alalım. Şimdi bu video komple şanzıman dişli grubunu sıfırdan toplama videosu üzerine olacak. Dediğim gibi komple toplamaya başlayayım. Önce birkaç şeyden bahsedeyim tabi. Şu şanzımanın ön kapağında bulunan, yine şurada bulunan vites topuzundan gelen vites geçişini sağlayan mil bu. Bunun o-ringlerini de değiştireceğiz. Daha sonra aks yataklarının o-ringlerini de değiştireceğiz. Bunların etrafında o-ring var. Prizre kapağının o-ringini de değiştireceğiz. Bu o-ringleri değiştirirken benzine yağ dayanıklı o-ringler almaya dikkat edin. Nitril kauçuk benzine dayanıklı o-ring diye satılıyor genelde. Onlardan olmasına dikkat edin, yoksa yırtılır yağın benzinin içinde. Fazla dayanmaz yani. O ringleri değiştireyim hemen. Eskileri yıpranmış zaten. Şu şekilde yeni örneklerini takıyoruz. Bu hazır. Prizre kapağının o-ringini de değiştiriyoruz.
gitmiş zaten. Yine o linki tutturup bunu da hazır bulunduruyoruz. Daha sonra aks yataklarının o linklerini de değiştiriyoruz. Bayağı boğulanmış zaten. Şekilde yeni örneklerini takıyoruz. Bunları da hazır bulunduruyoruz. Bunlar da eski çöp orikler. Daha sonra şanzıman aks yataklarının saplamalarını da değiştiriyoruz tabi. 8 adet toplam. Şu şekilde sıfırlarıyla. Üstünden söktüğümüz eskileri kullanmıyoruz. Önceki videolarda dediğimiz gibi söktüğümüz çoğu videoyu kullanmamaya dikkat edin. Bunları da sıkarken ilaçla sıkacağız tabi yerlerine. Herhangi bir yağ kaçağı vesaire olmasın diye. Şimdi şanzıman dişli kurumunu komple toplamaya geçeyim ben. Şu grup dişli setimiz. Daha önce ödedim zaten. Belki kodu lazım olan varsa diye şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şu birinci vites dişlimiz. Bunun da kodu bu şekilde. Bunların sıfırlarını bulursanız dediğim gibi alın. Çünkü bulunmuyor piyasada. Yani en önemli olan grup dişlisi, birinci vites dişlisi ve geri vites dişlisi. Bu üçü en önemli parça şanzımanda. Diğer dişliler dediğimiz gibi çapraz dişli olduğu için fazla kırılma veya aşınma yoksa kullanılabiliyor. Tabi sıfırla değiştirmeniz daha iyi olur. Sıfırı topladığımız için hepsini sıfırdan değiştireceğiz. Şimdi komple toplama bölümüne geçeyim ben. Şimdi şanzımanı komple sıfırdan toplamaya başlayayım ben. İlk başta sakramış göbeğini, 3. vites dişlisini ve 4. vites dişlisini ekliyoruz. 3. vites dişlisi, sakramış bileziği, sakramış göbeği, 4. vites dişlisi, sakramış bileziği. Daha sonra 1. vites dişlisini de bu gruba ekliyoruz. Şekilde hazırlıyoruz. 4. vites dişlisi ve 3. vites dişlisinin burçlarını da takıyoruz. Ve bu şekilde şanzıman dişli kutumuza yerleştiriyoruz. Daha sonra diferansiyel ayna dişlisine giden bile bu dişli grubunun ortasından geçiriyoruz.
şekilde. Daha sonra grup dişlisini takıyoruz. Şu dişliyi. Grup dişlisinin arka tarafındaki bilyesini takıyoruz. Şekilde hazırlıyoruz. Daha sonra şu ön kısmında bilyesi var. O bilyeyi takıyoruz. Şu bilyeyi. İki adet vidası var. Daha sonra grup dişlisinin ön tarafındaki bilyesini takıyoruz. Şu bilyeyi. Şekilde hazırlıyoruz. Daha sonra vides çatallarını takacağız. Şu birinci vides ve ikinci vides dişisinin çatalı. Şu birinci vides dişisinin çatalı. Yine yerleştiriyoruz. Şu üçüncü vides ve dördüncü vides dişisinin çatalı. Bunu da yerine yerleştiriyoruz. Daha sonra ikinci vides dişisini hazırlıyoruz. İkinci vides dişisi, sekrumeş bileziği. Burcunu takıyoruz. Daha sonra sekrumeş göbeğini oturtup vides çatalını şu şekilde yerleştirip bunu toplu bir şekilde yerine yerleştiriyoruz.
Daha sonra vidasını takıyoruz. Üçüncü vidası ve dördüncü vidası çizim birini yerine yerleştiriyoruz. Tabi bunu yerleştirirken şu pimleri unutmuyoruz. Daha önce de dediğim gibi bunun bir tanesini birinci vidası çizimini taktıktan sonra en alta gelecek şekilde şuradan en alta yerleştiriyoruz. Daha sonra üçüncü vites ve dördüncü vites dişlisinin birini yerine takıyoruz. Takarken o küçük pimi yuvaya oturtup o şekilde takıyoruz. Onu kesinlikle unutmayın. Daha sonra ikinci pimi de en üstten yerleştirip yerine oturduğunu kontrol edip geri vites dişlisinin çatalını takacağız. Önce geri vites dişlisini yerine yerleştiriyoruz milli ile beraber. Yan tarafındaki vidasını sıkıyoruz. Daha sonra geri vites dişlisinin birinde çatalıyla beraber yerleştiriyoruz.
şekilde bütün dişleri yerine oturtmuş oluyoruz. Daha sonra yan tarafındaki billilerini yerlerine yerleştiriyoruz. 3 adet. Yaylarını da sonra kapağını kapatıyoruz. Daha sonra ön tarafının dişlerini takacağız. Alt alayım hatta daha rahat görünsün. Şimdi şu dişlerini de takacağız. Burun dişisini ve ikinci vites dişisini geçeceğiz. Dişisini takacağız. Şu dişli. Daha sonra buralarına kopyalarını da takıyoruz. Vidalar gevşememesi için. Hareketli parça olduğu için. Bunları da takmayı unutmayın tabi. Daha sonra alt tarafının kilometre dişlisini de takacağız. Şu dişliyi. Bu dişliyi takarken şurada bilyesi var. Bilyeyi de takıyoruz. İlk önce şu parçayı takıyoruz. Daha sonra bilye, daha sonra kilometre dişisi, daha sonra ucunun pulunu koyup vidasını sıkıyoruz.
Onun ucunun kopyasını takıp bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde dışı burnumuz hazır oluyor. Şimdi yukarıya alayım tekrar. Şu şekilde dışı burnumuz hazır oluyor. Dişlerimiz sağlam bir şekilde. Şu an hiçbir derse değil, boşta yani. Şu geri vites. Şöyle göstereyim. Şu geri vites. Şu 3 ve 4. En alttaki de 1 ve 2. Yani bu ileriye doğru geldiği zaman 1. Geri gittiği zaman 2. Bu ileri geldiği zaman 3, geri gittiği zaman 4, bu da geri gittiği zaman geri vites oluyor. Geri vites dişlisi, grup dişlisi ve birinci vites dişlisi. Üçü beraber çalışıyor. Şimdi diferansiyeli de ekleyip komple şanzımanımızı kapatalım. Debriyaj çatalı için yer yapacağım demiştim. Şu şekilde sarı bir malzemeden yatak yaptım. Gayet güzel oldu. Önceki hali bayağı oynuyordu. Şu an hiç oynama yok. 0-0. Hiç boşluk yok yani. Bunu bu şekilde yaptım. Gayet güzel oldu. Sizin de aklınızda bulunsun. Eğer çok fazla oynama varsa buraya göre böyle sarı bir malzemeden veya başka bir şeyden debriyaj çatalının miline uygun bir parça yapabilirsiniz. Daha sonra sıvı contayı etrafına sürüp kapatıyoruz. Şu şekilde sıvı contayı sürüp aks yataklarına sıvı conta sürmenize gerek yok. Çünkü zaten aks yataklarında o ringleri var. Ama yine de sürmek isterseniz sürebilirsiniz tabi. Şimdi şanzımanı
yerine takarken bu. Şöyle göstereyim. Biraz direkt milini de unutmayın tabi. Şuraya takılı. Şu mili. Bu mili takıyorsunuz. Yanında pimi var. O pimi de yandan takıyorsunuz. Ondan sonra yerini o şekilde oturtuyorsunuz. Şu şekilde oturtuyoruz yerine. Daha sonra aks yataklarını takıyoruz. Dediğim gibi saplamaları takarken saplamalarını ilaçla kapatın yerlerini. Daha sonra aks körüklerini ve çemberlerini takıyoruz. Aks körüklerinin içerisindeki parçaları da takıyoruz tabi. Bunları koyuyoruz ilk başta. Daha sonra çemberini takıyoruz. Vidalarını takıyoruz.
Öbür tarafına takıyoruz. Daha sonra vidaların hepsini, aks yataklarının somunlarını, aks köprülerin çemberlerini, vidalarını tekrardan kontrol ediyoruz lokmayla. Daha sağlam bir şekilde sıkıyoruz. Sonra arka saplama vidalarını sıkacağız. Dön kapağını kapatalım. Dön kapağının etrafını sıvı coltayla kapatacağız. Daha sonra şanzıman vites geçiş takusunu da takacağız. Şunu. Ondan sonra üst kapağını kapatacağız. Üst kapağın contası var. Dediğim gibi bulunuyor piyasada. Bulursanız kullanırsınız zaten üst kapak contasını. Bulamazsanız da sıvı contayla kapatıyorlar. Debriyaj çatalını da takalım. Şimdi priz direkt kapağını da kapatalım.
Daha sonra saplama vidalarını da takıyoruz. Daha sonra debriyaj çatalını takıyoruz. Onu da göstereyim. Şöyle debriyaj çatalı. Daha sonra debriyaj rulmanı. Debriyaj rulmanının iki tane pimi var. Bu pimleri de şuralara alt üstü geçiriyoruz. Şu şekilde. Diğerini de alttan. Bu şekilde. Debriyaj çatalı rahat bir şekilde çalışmış oluyor. Tabi komple buraları da yağlamayı unutmayın. Aracı mont ederken gres yağıyla hareketli parçaları gres yağıyla yağlamayı unutmayın tabi. Şu aks frezlerini tekrar göstereyim. Buraların körükleri oluyor.
frezelerinden önce. Ama onlar piyasada bulunmuyor. Ben şöyle bir şey buldum. Önceki diferansiyel videosunda da göstermiştim zaten. Tekrar göstereyim. Aklınızda bulunsun yani. Bunları buraya takıyoruz. Daha sonra aksesuarını takıyoruz. Aksesuarının kanalına kırıyor, oturtuyoruz. Tam oraya oturuyor zaten. Şekilde. O yüzden de yakın bir görev yapmış oluyor. Dediğim gibi şu uç tarafında da halka sekmen olması gerekiyor. Bu halka sekmen bulunmadığı için şu şekilde yaylar var. Sanayide bulabilirsiniz sağlam yaylar. Bunlardan halka sekmen yapabilirsiniz. Şöyle bir kanal kesip yani şu şekilde göstereyim. Şöyle halka sekman yapıp bu uç kısmına takın dursun. Şu şekilde. Bu budun buradan çıkmamasını engelliyor. Orijinali bu şekilde yani bunun. Daha sonra dediğim gibi iç kısmında bunun yayı var. O yaylar da piyasada bulunmuyor. Ama sanayiden bulabilirsiniz. Şekilde. İki tarafında da yay var. Bu yayları da buraya koymamız gerekiyor. Aracı monte ederken, aksak uzunu monte ederken bu yayların olması gerekiyor. Şimdi burası hareketli bir parça olduğu için bu yaylar buradaki sıkışıklığı engelliyor. Daha rahat çalışmasını sağlıyor. O yüzden bunlar aklınızda bulunsun yani. Daha sonra son olarak da kilometre dişlisini takıyoruz. Şu şekilde. Ve böylece şanzımanımızı komple sıfırdan, sıfır parçalarla, sıfır dişlilerle toplamış oluyoruz. Şanzımanımızı komple sıfırdan topladık. Bundan sonra yağını komple doldurup üst kapağını kapatıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şekilde komple sıfırdan toplamış oluyoruz şanzımanımızı. Bütün dişlileriyle, diferansiyeliyle, aks milleri, aks kürükleri, aks frezeleri, her şeyi komple sıfır bir şekilde toplamış oluyoruz. Umarım bu video çok kişinin işine yarayacaktır.
Dediğim gibi orijinal sıfır dişlileri bulduğunuz zaman almaya bakın. Çünkü piyasada bulunmuyor. Yani özellikle grup dişlisi zor bulunuyor. En lazım olan da zaten geri vites dişlisi, grup dişlisi ve birinci vites dişlisi. Şu. Bunları değiştirdiğiniz zaman zaten şanzıman sıfır oluyor. Bu videoda şanzımanı komple sıfırdan topladık. Bundan sonra motoru komple sıfırdan toplama videoları gelecek. Daha sonra da motoru komple sıfırdan toplamış olacağız. Motoru toplama videolarında da birçok detaydan bahsedeceğim zaten toplarken. Yine birçok kişinin işine yarayacağını düşündüğüm konulardan bahsetmeye çalışacağım. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.